Hani arada fark yok diyorlar ya. Her yerde aynı diyorlar ya. Öyle bir numara yok arkadaşlar. Kuyuk sigortayla HDI sigorta arasında kendiniz burada da görüyorsunuz. 300 liradan fazla fiyat farkı var. Herkese merhabalar. Bugün dersimiz tasarruf. Konumuz ise trafik sigortası yaptırırken nasıl tasarruf edebiliriz? Fark etmiş olduğum bir Tekniği, stratejiyi sizlere anlatacağım. Hemen hızlıca madde madde bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben trafik sigortamı ve kaskomu 2 yıldır internet üzerinden kendim işte teklifleri karşılaştırarak yapmaya başladım. Bu noktada bir şey fark ettim ee, ve bunun yasal olarak da temeli var. Çünkü alınan kararlara falan baktığım zaman bu konuyla ilgili çıkan yasalara, mevzuatlara baktığım zaman bunun da böyle olmuş olduğunu görüyorum. Nedir? Hemen hızlıca bahsedeyim. Trafik sigortanızın poliçesi dolmadan 30 gün önce poliçenizi yenileyebiliyorsunuz. Ve trafik sigortanızın poliçesi dolmadan 21 gün önce devletin sisteminden bunun kontrolünü yapabiliyorsunuz. Yani trafik sigortası karşılaştırması yapabiliyorsunuz, fiyat karşılaştırması. Ve ben şunu fark ettim. Sigorta poliçeniz dolmadan önce bu sorgulamayı yaparsanız fiyatlar her zaman daha uygun çıkıyor. Yani özetle benim birinci stratejim poliçe süresi dolmadan önce hemen devletin sisteminden sigorta bilgi ve gözetim sistemi diye geçiyor. Buradan kontrollerimi yapmak ve daha sonrasında online fiyat karşılaştırmalı sigorta e, satışı yapan herhangi bir firmadan e, yine bunu teyit ederek tabii ki direkt e, hemen satın alım yapmıyorum yine teyit ediyorum. Teyit ettikten sonra yani fiyatları yine karşılaştırdıktan sonra satın alımı gerçekleştiriyorum. İkinci stratejim de şudur arkadaşlar. Benim sigortalarım genelde Ocak ayında. işte Ocak ayının 19'unda bitiyor mesela arabam için. Onunla da ilgili poliçe önümde. Poliçenin bitiş tarihi 19.01.21. Yine bunun fotoğraflarını da paylaşırım. Şu anda hatta paylaştım. Ekranda görüyorsunuz. Ben geçen sene, geçen sene bunun için 662 TL prim ödemişim bu trafik sigortası. Yine aynı şekilde motosikletimin de trafik sigortası var. Ee, arabamın kaskosu var. Arabamın kaskosu için 890 TL ödemişim. Onu da şu anda ekranda görüyorsunuz. 890 TL ödemişim. Onun da bitiş tarihi 19 Ocak 2021. Şimdi biz kasko üzerinden gitmeyeceğiz. Biz trafik sigortası üzerinden gideceğiz sadece aracıma trafik sigortası yaptıracağım ve bunu yaptırırken her şeyini kaydedeceğim. Yani siz e, sizle birlikte uygulamalı olarak trafik sigortası karşılaştırması devletin sisteminden nasıl yapılır? Ve e, daha sonra satın alım online hizmet veren bir firmadan ki benim kullandığım firma sigortam.net oradan nasıl satın alım gerçekleştirilir onu göstermiş olacağım bilgisayar ekranında. O nedenle bugün beni görmenize gerek yok zaten bilgisayar ekranından kaydımızı yapıyoruz. Yapıyor olmamızın sebebi de o. Evet, hemen hızlıca başlayalım. Benim sigortam 19 Ocak 2021'de bittiği için, daha doğrusu 19 Ocak'ta bittiği için sene burada çok önemli değil. Ben yılbaşından önce satın alımı gerçekleştiriyorum ki yılbaşından sonra satın alacak olduğumda, sigorta poliçesi yaptıracak olduğumda, düzenletecek olduğumda herhangi bir fark veya zamla karşılaşmamış oluyorum. Şimdi her sene biliyorsunuz yeni zamlar gelir. Zamlar gelmeden önce sigortamızı yaptırırsak daha avantajlı oluyor. Şimdi hocam diyeceksiniz ki siz Ocak ayında, Ocağın 19'unda işte sigorta poliçenizi yeniyorsunuz. Benim poliçem mesela diyelim ki Temmuz ayında ben erken yaptırırsam bana bir avantajı olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Yıllık bazda bir tavan fiyat uygulaması var. Yine mevzuatları okuyarak bunu öğrendim. Son geçtiğimiz Mayıs ayında, gerçi bunun oranı değiştirilmiş ama sigorta şirketleri her ay %1.50 zam yapabiliyorlar. Tavan fiyatlar her ay %1.50 artıyor. Yani siz bir ay önceden sigorta poliçenizi düzenlettirmiş olduğunuzda zaten otomatik olarak benim mantığıma göre %1.50 avantajınız oluyor arkadaşlar. Ben bu avantajı fazlasıyla gördüm. Şimdi bu tarihten bir ay sonrasına gidip ayın 19'una gidip ya da 18'ine gidip bir fiyat teklifi daha alıp değerlendirme yapamam. Çünkü bugün ayın 26'sı. 26-12 tarihinde, 26-12-2020 tarihinde ben bu kaydı şu anda alıyorum. Ama göreceksiniz ki eğer bunu kendiniz yaparsanız sigorta poliçenizin bitmesine 1-2 gün kala sigorta poliçenizin fiyatının %10-12 daha fazla çıktığını göreceksiniz. Yani burada aslında şöyle bir şey oluyor bence. Benim algıladığım sistem bu. Şu anda ekranda sigorta bilgi ve gözetim merkezi dönüyor. Benim algıladığım sistem şu arkadaşlar. Eğer siz Poliçe sorgulamanızı erken yaptırırsanız, bir ay öncesinde yaptırırsanız ki 21 gün öncesinde yaptırabiliyorsunuz sanırım. Devletin sistemi için konuşuyorum yani sigorta bilgi ve gözetim merkezi için. bir 21 gün öncesinde yaptırdığınız sorgulamayla işte sigorta poliçenizin bitmesine bir gün kala yaptırdığınız sorgulama arasında fiyat farkı çıkıyor. Ben bunu defalarca kez e, test ettim. Yani iki yıldır test ettim ve o şekilde çekiyorum bu videoyu. Hani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum açıkçası hiç kimseye. Kendim bunu fark ettim. Ya belki de bilinen bir gerçektir. Açıkçası bunu da bilmiyorum ama bununla ilgili herhangi bir şey de duymadım, görmedim. Özetle şunu söyleyeyim. Erken rezervasyon yaptırmak gibi sigorta poliçenizin bitmesine 21 gün kala devletin sisteminden sorgulamanızı yapıp hemen satın alım gerçekleştirirseniz bu sizin avantajınıza olacaktır. Şimdi şunu da söyleyeyim. Son satın alımlarımı hep sigortam.net'ten yapıyorum. Bu firma benim hiçbir şekilde irtibatımın olduğu bir firma değil. Babamın olduğu değil. İşini iyi yapar kötü yapar. İşin o kısmını da bilemem. Ama sistemlerinin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yani trafik ve kasko için sistemleri iyi çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bana bir SMS gelmişti. Trafik poliçenizi, trafik sigortası poliçenizi, kaskonuzu erkenden yapabilirsiniz diye. Teklif çalışmamızı yaptık denmişti. Ben şöyle ekrandan bakıyorum teklif çalışmasını. Tekliflerim içerisine girdiğim zaman bakın burada 26.12.2020 ve 25.12.2020 tarihli teklifler var. 26.12 kasko benim arabamın kaskosu. 26.12 trafik sigortası benim arabamın trafik sigortası. 25.12 benim motosikletimin trafik sigortası. Şimdi bunlar hep Ocak ayında doluyorlar. İşte bir tanesi 19 Ocak'ta öbürü de sanıyorum yanılmıyorsam 23 Ocak'ta olması lazım motosiklet. Kasko ve arabanın kasko ve trafik sigortası 26'sında diğerleri 25'inde teklif çalışması yapılmış. Biz buna yeniden teklif al diyeceğiz tabi güncel fiyatları alacağız. Bunların da nasıl yapıldığını uygulamalı olarak, uygulamalı olarak yapayım ki hani sizler de görün istedim. Tekrar söylüyorum, kesinlikle sponsorluk yok. Sigortam.net ile hiçbir bağım yok. Babamın oğlu değil. İşini iyi yapıyorsa iyi yapıyordur, kötü yapıyorsa ee, ondan da bahsederim. Ki hatta ekranda görürüz herhangi bir teknik aksaklık olursa, fiyat teklifi alamazsak veya bir sıkıntı yaşarsak siz de bunları görmüş olacaksınız. Bu pandemi döneminde arkadaşlar ben sigortacıya gidip, Birkaç saat orada kapalı mekanda beklemek istemiyorum işin açını söyleyeyim. Bilgisayar başında kendim bu işleri halletmek daha mantıklı geliyor. Ha siz geleneksel olarak gidip işte orada çayınızı, kahvenizi içip sigorta poliçesi için birkaç saat beklemeyi isteyebilirsiniz. Ben bunu istemediğim için buradan yaptırıyorum. sigortam.net'in dışında başka bir firma var mı? Aslında var birkaç firma ama sistemlerinin düzgün çalışmadığını söyleyebilirim. Yine en mantıklısı sigortam.net gibi görünüyor. Yine de siz bir sıkıntı yaşarsanız hani bu videonun altına yazın. Ben hiçbir şekilde yorumları kaldırmıyorum. Hocam biz bu şekilde gittik bu firmaya ama bu firmada da şöyle bir sorun oldu e, deyin Ama hakkaniyetli davranlar. Gerçekten sorun yaşadıysanız yazın. Bizimle de paylaşın. E, biz Ben sorun yaşarsam zaten az sonra videoda kendiniz görmüş olacaksınız. Evet lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle sigorta bilgi ve gözetim merkezine giriyoruz. SBM.org.tr SBM.org.tr'ye girdik. Karşımıza böyle bir ekran çıktı. Burada hizmetler içerisinde trafik sigortası teklifi diye görüyorsunuz bakın burada. Trafik sigortası teklifine tıklıyoruz. Daha sonra E-Devlet ile doğrulama isteyecek bizden. Tremer, Tremer teklif al diyor, doğrulama gerektiren ekran. Şimdi burada doğrulama yapıyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Tıkladık. E-Devlete gittik. Burada ben tabii ki bilgilerimi gireceğim. Bu noktayı atlayabilirim. Burada kimlik numaramı ve e-Devlet şifremi girdikten sonra tekrar beni ana ekrana yönlendirecek. Bir de şöyle söyleyeyim. Eli klavye tutan arkadaşlar için bu anlattıklarım. Yani telefondan yapmaya falan çalışırsanız sıkıntı olabilir. Önünüzde şöyle güzel bir e, ekran olsun. Bir bilgisayar başına geçin. Oradan yapmaya çalışın. Telefonunda böyle küçük küçük ekranda uğraşmak açıkçası beni yoruyor. Çünkü çok fazla teklif önümüze düşecek az sonra. E, onlardan değerlendirme yapacağız ve daha sonra satın alımı gerçekleştireceğiz. TC kimlik numaramı ve e-devlet şifremi giriyorum. Buralara atlıyorum. Evet e-devlet girişini yaptıktan sonra e-devlet ile kimlik doğrulaması başarıyla gerçekleştirdi şeklinde bir ibare var burada. Daha sonra sizi şöyle bir yere atıyor arkadaşlar. Burada hemen kimlik tipi, kimlik numarası, plakamızı girerek teklif al butonuna bastığımız zaman devletin sisteminden trafik sigortası için teklif almış oluyoruz. Yani biz burada aslında şunu görüyoruz. Hangi firma bize hangi fiyatı veriyor. Şu arada çok fark yok deniyor genelde. Hocam işte trafik sigortası aynı her yerde aynı her yerde aynı, aynı mı değil mi? fiyatlar arasında fark var mı yok mu orada görmüş olacağız arkadaşlar. TC kimlik diyorum ben. TC kimliğimi giriyorum. Burada hazır. Tabii bunu kapatıyorum güvenlik nedeniyle. Arabamın plakasını giriyorum. Arabamın plakası da burada hazır. Çünkü daha önceden sorgulamalar yapmıştım. Evet. Bilgilendirme formunu okudum dedim. Teklif al diyorum. Daha sonra bir bekleme süreci başlayacak. Ben burayı hızlandırırım. Çünkü zaman her herkes için önemli. Ki zaten uzun bir video olacak büyük bir ihtimalle teklif al butonuna tıkladıktan sonra teklifler geliyor burada. Şimdi aracımın işte TC kimlik numaram, aracımın plakası burada. 9 dakika 52 saniye. Yani bize sistem 10 dakika bir süre veriyor. 10 dakika içerisinde fiyat teklifleri ekrana düşmeye başlıyor. Fiyat teklifleri ekrana düşmeye başladığında biz şunu anlıyoruz. İşte hangi firma ne kadarı sigortalandırıyor. Mesela örnek vereyim. Anadolu sigorta 687 lira çıktı. Ankara sigortası 787 lira çıktı. Burada alt tarafta Kuik sigortayı görüyorsunuz. 491 lira çıktı. Şöyle üstünü de işaretleyeyim. Şimdi fiyatlar arasında fark var mıymış? Yani bütün firmalar aynı mıymış? Değilmiş. Trafik sigortası her yerde aynı. Yani işte her yerde aynı değil. Sigortacıda içtiğiniz çayın bedeli veya kahvenin bedeli size 200 liraya denk gelebilir arkadaşlar. Yani e, kusura bakmasın kimse ama biz e, 100-150 liralara, 200 liralara çok çay kahve içtik maalesef. O nedenle bundan sonra kendim takip ediyorum her işimi. Siz geleneksel olarak sigortacınıza gidip sohbet, muhabbet edip çay kahve içmeyi tercih edebilirsiniz. Ben bu saatten sonra etmiyorum arkadaşlar. Evet. Sigortacılar dislike attı. <laughs> 1500 dislike sigortacılar. <laughs> Neyse çok fazla konuşmayayım. Ben burayı bundan sonraki kısmı hızlandırırım. Şimdi sonuna kadar bekleyeceğim mecburen. Çünkü ne kadar fiyat verdiklerini, hangi firmanın hangi fiyatı verdiğini görmek istiyorum. Şimdi burayı ben hızlandırayım. Aynı bu ekranda bırakayım. Buradan sonra böyle çok hızlı yapayım ki sizin ekstradan 8 dakikanızı da çalmak istemiyorum. Evet 10 dakikalık sürenin sonunda bekleme süresi tamamlanmıştır diye şurada şöyle bir ibare gördük. Bekleme süresinin sonunda bazı firmaların fiyatları çıkmadı. Mesela ana sigorta, aksa sigorta, bereket sigorta bunların sisteminde sorun olabilir. Bunlar bekleniyor şeklinde bu şekilde kaldılar. Siz de gördünüz. Diğer firmalardan fiyat teklifi geldi. İşte en düşük fiyat Quick Sigorta 491 TL olarak geldi. Onun hemen üstünde işte 500 rakamlar var Türk Nippon sigorta ki benim bir önceki sigortam Türk Nippon sigorta 545 lira geldi. Ondan sonra 556 doğa sigorta, etika sigorta 500 rakamlar daha sonra 600 rakamlar 800 rakamlara doğru çıkıyor. En yüksek fiyat ise şurada şöyle işarettiğim size HDI sigorta ile 800 827 lira geldi. Şimdi benim üçüncü takdime geliyoruz arkadaşlar. Ben buradaki en düşük fiyatlı sigortayı arıyorum ve her zaman onu yaptırıyorum. Sizde her zaman en düşük fiyatlı sigortayı yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Trafik sigortasında diyebilirsiniz ki hocam işte kapsamları farklıdır, başka şeyler veriyordur yanında falan. Ben verdikleri hiçbir şeyi istemiyorum çünkü trafik sigortası sizi değil karşı tarafı koruyor. Açıkçası. Ben en düşük fiyatı burada Özem ödemek istiyorum çünkü arada hani arada fark yok diyorlar ya her yerde aynı diyorlar ya öyle bir numara yok arkadaşlar. sigorta sigortayla HDI sigorta arasında kendiniz burada da görüyorsunuz 300 liradan fazla fiyat farkı var. Şimdi ben bu 300 liralık fiyat farkını başka bir yerde kullanırım. Kullanacağım yerde neresi olur biliyor musunuz? Kasko sigortam olur. Kasko için ayrı bir video çekmeyi istemiyorum. Daha doğrusu çekmeyeceğim. Çünkü benim kasko poliçelerini incelemem falan biraz uzun sürüyor. Neden uzun sürüyor? İşte aynı mantıktan dolayı. Çünkü kaskoyu kendim için yaptırıyorum. Karşı taraf için değil. Trafik sigortasını karşı taraf için yaptırdığınız için açıkçası o noktadan sonra karşı taraf düşünsün derim. E, saçma bir sistem. Onu da baştan söyleyeyim. 491 lirayla en ucuz rakamı kendime yaptırırım. Ama tabii burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dikkat etmemiz gereken şu. Biz sigortam.net'in sayfasına gittiğimizde aynı teklifi alabilecek miyiz? Bir de ona bakacağız. Açıkçası sigortam.net de bize e, 100-150 liralık bir kahve ısmarlayacak mı? Onu görmüş olacağız. Hep birlikte görelim. Yani ben burada şu anda Quick Sigorta'ya odaklanmış durumdayım. Bu fiyatı sigortam.net'te alabilecek miyim bilmiyorum. Belki fiyat teklifi vermeyen başka firmaların başka firmaların burada rakamları sigortam.net'in sisteminde çıkacaktır. Belki de daha düşük olacaktır. Bilmiyorum. Daha düşük olursa ne ala, olmazsa da birlikte göreceğiz. Evet bu ekran bu şekilde dururken bunu hiç ellemiyorum. sigortam.net'e giriyorum ve buralara değil tabii ki ben tekliflerim kısmına gireceğim. Tekliflerim kısmına giriyorum ve trafik sigortası yazan arabama verilmiş olan teklifi buradan buluyorum arkadaşlar. Daha sonra yeniden teklif al butonuna tıklayalım. Çünkü bu sanıyorum zaten burada bize bir teklif bilgisi verilmiyor. Herhangi bir yere de tıklayamıyoruz. Yeniden teklif al diyelim. Bakalım durum nasıl çıkacak burada. Evet. Plaka ve kimlik numaramızı girmemizi istiyor. Ben bunları gireceğim ama tabii ki bunları gizlemem lazım biliyorsunuz. Evet ruhsat sahibi TC kimlik numarası ve vergi numarası. Buraları ben hızlandırıyorum. Yine vaktinizi almak istemediğim için. Ruhsat sahibi bilgileri, araç ve ruhsat bilgileri bunları hızlıca giriyorum. Girdikten sonra bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet kısaca bilgileri girdikten sonra hemen karşıma aracımın bilgileri çıktı. Ama tabii ben bunları yine de kapatmak zorundayım. En uygun trafik tekliflerini gösterdiği bir buton var. Oraya tıklıyorum. Şimdi burada da bir bekleme ekranı çıktı karşıma. Buradaki bekleme ekranında da biraz bekleme işlemi yapıyoruz. 12 tane teklif geldi. İşte en düşük şu anda 523 lira geldi. Bakıyorum aşağıya doğru iniyorum. Burada bizim bir önceki sayfamıza dönelim. Bir önceki sayfamızda ne demiştik? Quick sigortaya odaklanıyoruz arkadaşlar. Bakalım Quick sigorta sigortam.net'in şunu kapatayım. Sigortam.net'in sisteminde var mı? Varsa aynı fiyatı verecek mi? Ona bakacağım. Evet, en düşük teklif 523 TL olarak göründü. O da Türk Nippon Sigorta. Doktorlar ve sağlık çalışanları ve yakınlarına 300 lira hediye ediyor. Kaskoda 100, Trafik sigortasında 50, sağlık tamamlayıcı sağlık sigortalarında 150. Evet. 523 lira olarak göründü. En yani düşük rakam. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde, aşağıya doğru indiğimizde Kuyuk sigortayı göremiyorum çünkü Quick Sigorta Quick Sigorta onların çalışma sistemi içerisine girmiyor. Yani daha doğrusu çalıştıkları markalar içerisinde Quick Sigorta yok. Peki Türk Nippon Sigorta'nın rakamına bakalım. Aynı mı? SBM sistemindeki fiyatı 545 TL. Buradan kendiniz görüyorsunuz. Sigortam.net'teki fiyatı ise 523 TL. Evet, buradan sonra ne yapacağımız çok önemli. Hani o rakam buradaki en uç rakam 491 liraydı. 9 lira oradan fark ediyor. İşte 20 lirada, 23 lirada buradan fark ediyor. Yani 30 liralık, 32 liralık bir fark var. Bu 32 lira sizin sigortacıya gidip gelme gelmek için yakacağınız benzin masrafına işte değer mi değmez mi siz onu kendiniz kararlaştıracaksınız. Büyük şehirde yaşıyorsunuzdur. Belki 5 litre 10 litre yakıt harcar gidersiniz sigortacıya. Küçük bir şehirde yaşıyorsunuzdur. Ben baktım derseniz yani en düşük şu kadar çıkıyor. Bu fiyattan yapabiliyor musunuz dersiniz. Belki kendi sigortacınıza gidersiniz. Eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız. Ama şimdi ben baktığım zaman benim gitmeme gelmeme değmiyor. Genelde de zaten hep bu şekilde oluyor. Sonradan indirim de çıkabiliyor. Mesela ben öğretmenim. Öğretmenler günü kampanyası varmış mesela. Ben ondan faydalanabiliyor muyum? Tam 300 TL hediye diyor. Öğretmenlerimiz ve yakınlarına indirim sağlanıyor diyor. Şimdi ben poliçe detayına bakalım. Aynen ma e şeyler burada var. Taksit seçenekleri var. Burada tabi taksitler de çok önemli. Benim için yani hepimiz için. E ucuz rakamlar değil. Toplam dörde kadar taksitle tutar, dört taksite kadar burada bölebiliyor mesela kartlara göre değişiyor. Ben kendi kartıma bakacağım mesela Halk Bankası Paraf. Yine bir peşin üç taksit, toplam dört taksite kadar dörde kadar taksitlendirebiliyor ki bu iyi bir rakam. 545 üzerinden demiş. Hmm. Taksitli olan rakam 545. Eğer taksit değilse peşin alıyorsanız 323 523 alıyorsunuz. Yani yine burada burada da bir fark var. Taksit seçiyorsanız 545 yani devletin sistemiyle göstermiş olduğu rakamla aynı rakama geliyor. 545. Şimdi arada bir fiyat farkı oluşmaya başladı. Ama eminim ki sigortacınıza gidip taksitle ödemek istediğinizde bu da 491 olarak kalmayacaktır arkadaşlar. Hep öyle oluyor çünkü. Yani sigortacıya gidip ya ben şu rakamı gördüm de o peşin rakam diyorlar. Buradan işte o da 520 falan gibi bir şey olacaktır. Yani aradaki fiyat farkının korunacağına eminim. E, hatta fazlası bile olabilir. Daha önce başıma gelen deneyimlerden bahsediyorum. Neyse, evet hemen buradan sonrasında bir tanesini seçiyoruz ve ekranlarda karşımıza çıkan ekranlarda biz indirim yaptırabiliyor muyuz? Ekstra indirim yaptırabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Buradan indirimli satın al diyerek satın Türk Nippon sigortadan satın alıyorum. Şimdi karşıma bir seçenek çıktı arkadaşlar burada. Çıkan seçenekte diyor ki mevcut seçim şu rakam 47 lira farklı yol yardım hizmeti ferdi kaza falan gibi bir şeyler var. Bunlar alınabilir. Bilmiyorum belki siz karşılaştırırsınız ama ben kasko yapacağım için, kasko sigortamda da bunlar olacağı için dedim ya hani benim üçüncü taktiğim şudur. Ben zaten kasko yaptırıyorum. Kasko yaptıracağım için benim odaklanmam gereken rakam burada en uygun olan rakam. Devam et diyorum bununla. Evet şimdi karşıma bir şeyler çıktı. Buradan baktığım başlama tarihi. Bakın başlama tarihi. Onu da söyleyeyim. Trafik sigortanızı erken yaptırsanız bile başlama tarihi mevcut sigortanızın bitiş tarihinden sonra. Yani siz hiçbir şekilde zaman kaybetmiyorsunuz. Benim sigortam zaten ayın 19'unda bitiyor. Ve başlama yeni yaptığım sigortanın başlama tarihi de ayın 19'u. Yani aradaki zaman farkı kaybınız olmuyor. Burada bilgilerim, aracımın bilgileri var. Onları şey yaptım, gizledim ve şu anda iniyorum aşağıya doğru. Burada genel şartlar, bilgilendirme formları. Daha önceden okuduğum şeyler, onları söyleyeyim. Yani burayı şeye koymadım, videoya koymadım. Çok zaman geçtiğini istemiyorum ki genel şeylerdir. Yani sigortacıya gitseniz de aynı şeyler. Saatlerce bunları okuyan da yok açıkçası. Ama ben okudum biliyorum. Bu bilgiler için devam diyor. Devam ediyorum. Adres bilgileriniz yükleniyor. Evet. Adresim burada aşağıya doğru iniyorum. Varsa kupon kodunuzu girin diyor indirim kodu. Mesela BP'den 30 TL akaryakıt hediye. Biz buna katıl diyelim. Kampanya detayları için tıklayın diyor. Daha sonra kart bilgilerimizi girerek buradan yapıyoruz. Tabii ki ben bu adımı kendim yapacağım. Kredi kartıyla ödememi yapacağım. Evet özet. Özetle olay şudur. Şu ekranı açayım tekrardan. Benim 3 tane taktiğim var. Birincisi poliçemizi kesinlikle SBM'den sorguluyoruz 21 gün öncesinde. İkincisi birincisiyle bağlantılı. Trafik sigortamız, zorunlu trafik sigortamızın son gününde yenileme yapmıyoruz. Ya da işte son zamanlara bırakmıyoruz bunu. Zaten geçirmeyin. Siz süreyi geçirdikten sonra nasıl olsa zorunlu olarak yaptıracağınız için hem e, hem üstüne ceza ekleniyor her geçen gün hem de fiyat artıyor bunu bence devletin sisteminden 21 gün önce sorgulamasını bu şekilde yapın En azından en düşük çıkan fiyatı ve en yüksek çıkan fiyatı görme şansınız olur Daha sonrasında ise hemen e, online hizmet veren bir firmadan bu fiyatları karşılaştırın Şimdi sigortam.net belli firmalarla çalışıyor, diğerleriyle çalışmıyor. Ama benim için önemli olan şu, dediğim gibi zaman çok önemli benim için, çok kıymetli. Hemen oturduğum yerden bunu yapmak da açıkçası çok önemli. Çünkü zamandan kazanıyorum. Üçüncü taktiğim ise trafik sigortası için konuşuyorum. Her zaman en düşük fiyatlı sigortayı yaptırmaya çalışın. Çünkü Sundukları ek paketlerin ben artısını göremedim bugüne kadar. 36 yaşındayım. Yani bilmem kaçıncı araba motorumu aldım sattım. Trafik sigortasından siz kendiniz ciddi faydalar sağlamayabilirsiniz. Şimdi bunun böyle olmadığını iddia eden arkadaşlar olabilir. Yorumlarda da yazabilir. Ben saygılı olunduğu sürece herhangi bir yorum silme taraftarı değilim. Sigortacısınızdır Vardır bir bilginiz mutlaka yazın Ama ben bunun böyle olduğunu e, Fark ettim Erken sigorta yaptırdığımda hep daha ucuz rakamlar ödedim e, Online sigorta yaptırdığımda da Hep Poliçeleri okuma şansım olduğu için Detayına kadar Hep daha bilinçli ve bilgili şekilde yaptım Tabi ben aralarda durdurup Bu poliçelerin e, kapsamlarını okudum Buraya koymak istemedim Çünkü çok çok uzun olur Zaten yeteri kadar uzun oldu Üçüncü taktiğim de odur arkadaşlar. Yani karşınıza çıkan mesela kuyik sigorta olmuş olsaydı 491'e emin olun ben bunu yaptırırdım. En düşük sigortayı yaptırın. Çünkü trafikte o kadar plakasız, kaçak, ruhsatsız, işte nasıl söyleyeyim size canlı tabut gibi dolaşan arabalar var. Hiçbir evrakları yok. Şimdi o adamın karşı tarafın bir sigortası yok. Ama siz tutuyorsunuz en iyisi trafik sigortasını yaptırıyorsunuz. Atıyorum buradan HDI sigortadaki 827 lira tutan sigortayı yaptırıyorsunuz. Ama bunu karşı taraf için yaptırıyorsunuz. Diyor ki size de paketler var. Yani ben o paketlerin hiçbir faydasını görmedim. Ha, şunu yapabilirsiniz. Ama bunu mutlaka yapın yani. Aracınıza değer veriyorsanız ve aracınız yeni ise trafik sigortasını en ucuz sigorta olarak yaptırın. Oradan artan parayı düzgün bir kaskoya ayırın. Yani kasko sigortası yaptırırken çünkü oradaki bütün teminatlar sizin için yani kendiniz için. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Uygulamalı olarak da gösterdim. Biraz uzun bir video oldu. E, zamanınızı aldım e, izleyen arkadaşlar için teşekkür ediyorum. E, zamanlarınızı zamanınızı aldım ama faydalı bir şey için almış oldum bu sefer. E, son olarak da eğer videoyu faydalı bulduysanız paylaşabilirsiniz. Eşinizle dostunuz da hani uygulamalı olarak onlar da neyin nasıl yapıldığını görmüş olur. Yani bu kapsamın dışına çok fazla çıkmamakta fayda var. Devlet zaten çok güzel bir sistemle sizin en düşük ne ödeyeceğinizi en yüksek ne ödeyeceğinizi gösteriyor. Ben de gerçekten tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir sistem. Eğer faydalı bulmuşsanız gereğini yaparsınız diye düşünüyorum. Eleştirileriniz olumlu olduğu sürece yani kurallara uyduğu sürece her türlü eleştiriye de açığım. Sizin mutlaka bildiğiniz, çok daha iyi bildiğiniz şeyler vardır. Ama ben de kullanıcı olarak yıllardır hep bu şekilde karşılaştırmalı, kıyaslamalı bir şekilde fazla rakam ödemeden işin içeriğini de bilerek böyle yapmaya çalışıyorum. Ben internette kendim de konuşabileceğim, sohbet edebileceğim iyi bir kitleyi edinmeye çalışıyorum. O nedenle ee, abone olmanız veya olmamanız e, hani çok fazla bir şey değiştirmeyecek benim için. Ama içinizde iyilikler, güzellikler varsa yapılan şeylere emek ve değer verebiliyorsanız e, kendinizde böyle erdemler görüyorsanız abone olursanız arkadaş oluruz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Daha önceki videolarda mutlaka sizle ilgili alakalı ilginize uygun olabilir. Kontrol edersiniz, bakarsınız. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olmak zorunda değilsiniz ama başkalarının faydası olacaksa bu videoların izlenmesinde onlarla paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.